Sahra çölü deyince aklımıza ne geliyor? Sıcak kumların altında yatan gizemler neler? Bu muhteşem büyük çöl insanlıktan neler gizliyor? Bir zamanlar yemyeşil yaşamak için mükemmel olan bu bölge neden bu hale geldi? Merhabalar merak yolcuları. Bugün sizlerle Sahra Çölü ile ilgili kafamızdaki soru işaretlerini aydınlatmak maksatlı dünyanın en büyük ve en muazzam çölü olan Sahra Çölü'ne bir araştırma yolculuğu yapalım mı? Bunun için sizi Afrika'ya götürmem gerekecek. Afrika'nın kuzeyinde muazzam Sahra Çölü'nü göreceksiniz. Cezayir, Çad, Mısır, Libya, Mali, Moritanya, Fas, Nijer, Sudan ve Tunus dahil olmak üzere doğuda Kızıldeniz ve kuzeyde Akdeniz'den batıda Atlantik Okyanusu'na uzanan 9 milyon kilometreden fazla bir alanı kapsıyor. Bununla birlikte bilim adamlarının araçları geliştikçe kızgın kumların altında hala keşfedilmeye devam ettikleri birçok sır var. Sahra'nın bir zamanlar Amazon ormanlarını kıskandıracak gür bitki örtüsüne sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bilim adamları Sahra'daki nemin aniden nasıl sona erdiğini keşfettiler. Sizlerle bugün 11 bin yıl öncesine gideceğiz. Buz devrinin sona ermesinden sonra kum tepelerinin üzerinde yeşil bitki örtüsü büyüdü ve artan yağışlar kurak mağaraları göllere çevirdi. Şimdi Sahra olarak bilinen bölge yeşile döndü. Gelişen otları ve çalıları yiyen modern evcilleştirilmiş sığırların vahşi ataları gibi su aygırları, antiloplar, filler ve yaban öküzü gibi canlıları kendine çekti. Sahra'nın yeşile dönmesinin nedeni dünyanın eğiminin değişmesiydi. Eğim yaklaşık 24.1 dereceden mevcut 23.5 dereceye hareket etmeye başladı. Bu eğim varyasyonu büyük bir fark yarattı. Eğim, yaz aylarında güneş ısısında artışa neden oldu. Güneş ısısındaki artış, kara ve okyanus arasındaki sıcaklık farklarından kaynaklanan bölge üzerinde mevsimsel bir rüzgar kaymasının oluşmasına neden oldu. Bu da Afrika musonunu güçlendirdi. Sahra üzerinde artan ısı, Atlantik Okyanusu'ndan nemi çorak çöle taşıyan bir alçak basın sistemi yarattı. Rüzgar genellikle karadan Atlantik'e doğru eser. Toz yayarak Amazon yağmur ormanlarını besler ve Karayipler'de kumsallar oluşturur. Bu artan nem, eskiden kumlu olan sahrayı çim ve çalılarla kaplı bir alana dönüştürdü. Oradaki hayvanlar geliştiler. İnsanlar sonunda sığır ve keçileri evcilleştirmeye ve hatta bölgede erken bir sembolik sanat sistemi yaratmaya başladılar. İklim bilimcilerini yeşil sahra hakkında büyüleyen şey aniden ortaya çıkıp aniden yok olması. Yeşil sahranın canlılığı 200 yıl sürdü. Güneş ısısındaki değişiklik kademeliydi. Ancak manzara aniden değişti. Bu insanların fark edeceği ölçekte ani iklim değişikliğinin bir örneğiydi. Yeşil sahra geri dönebilir mi merak yolcuları? Cevap evet. Afrika'nın nemli dönemi olarak da bilinen Yeşil Sahra, dünyanın kendi ekseni etrafında sürekli değişen yörünge dönüşünden kaynaklandı. Bu her 23 bin yılda bir kendini tekrar eden bir model. Ancak kontrolden çıkmış iklim değişikliğine yol açan insan kaynaklı sera gazı emisyonları nedeniyle Sahra'nın ne zaman yeniden yeşilleneceğini kimse tahmin edemez. Şimdi Sahra Çölü'nün ortasında balık tutmaya ne dersiniz? Kulağa imkansız geliyor. Çünkü balıklar çölün sıcak kumlarında yaşayamaz değil mi? Çölde bulunan balıklar binlerce yıl önce öldüler ve bilim adamları sadece fosillerini buldular. Balık çölde nasıl sona erdi? Ve bu bize çöl hakkında ne söylüyor? Sahra'nın eskiden nasıl yeşil olduğunu biliyor muyuz? Yaklaşık 5000 yıllık bu fosilleşmiş artıklar Libya'nın güneybatısındaki Takakura kaya sığınağında keşfedildi. Bu bölgede yaşayan eski insanlar avcı toplayıcılardı. Belçika ve İtalya'dan araştırmacılar kaya barınağında 17.000'den fazla hayvan kalıntısını incelediler. Kemikler
insanlar tarafından pişirilip yenildiğine dair kesik ve yanık işaretleriyle doluydu. Sahra kelimesini duyunca aklımıza genellikle uçsuz bucaksız kumlu manzaraları gelir. Kum tepelerinde bir deve kervanının yürüdüğünü hayal ederiz. Güneş batarken ıssız çölde etrafta hiçbir canlı yokmuş gibi son kez parlar. Görkemli altın renkli kum tepeleri binlerce yıldır hep buradaymış gibi görünür. Sahra hangi sırları saklıyor ve sıcak kumların altında neler var? Buna inanması zor. Ancak 9 milyon kilometre kareden daha büyük bir alana sahip kurak çöl, 6 bin yıl kadar önce neredeyse 3,5 milyon mil kare kalın yeşil bir doğa örtüsüyle kaplıydı. Canlılar ve hayvanların yaşadığı yerleşim alanları vardı. Yeşil çayırların ve göllerin olduğu yerlerde bugün neredeyse kızgın kumlardan başka bir şey yok. Yağış o kadar boldu ki yeşil çayırlar ve göller vardı. Bu göller yeşil sahra boyunca akarak sularıyla Atlantik Okyanusu'na ulaşan tamam Roset Nehri'ni besledi. Orta Afrika'da şimdi sadece bir hayalet göl olan Mega Chat Gölü adında bir göl vardı. Ve ondan sadece bugün modern Chat Gölü kaldı. Antik çağda bu göl Hazar Denizi'nden daha genişti ve sahra boyunca yaklaşık 390 kilometre kare veya 150 mil karelik bir alana sahipti. Bilim adamlarının 20. yüzyılın başlarında sıcak çölde eski balina kalıntılarının yanı sıra soyu tükenmiş tarih öncesi balık, yılan, kaplumbağa, timsah ve deniz ayısı fosilleri bulduklarında nasıl şok olduklarını bir düşünün. Muhtemelen ilk düşündükleri birinin onları buraya getirmiş olması gerektiğiydi. Ancak her şeyin çok daha ilginç olduğu ortaya çıktı. Sahra'nın kumlarının altı sırlarla dolu. Orada sadece balinalar değil, bir zamanlar başka canlılar da vardı. Dinozorlar her yerde dolaşıyordu. Yaşı neredeyse 100 milyon olan dünyanın en büyük dinozorlarından biri burada bulundu. Sahra Afrika'sının en anlaşılmaz tarafı ve gezegenin en büyük gizemlerinden biri Moritanya'da bulunuyor. Sahra'nın gözü, diğer adıyla Richard oluşumu veya zengin yapı olarak adlandırılan, uzaydan kolayca görülebilen eşsiz bir jeolojik oluşumdur. Bir dizi büyük eş merkezde halkadır ve yaklaşık 50 kilometre veya 31 mil çapındadır. Nesne 1965 yılında gemi Mi-4'lü insanlı uzay aracından keşfedildikten sonra dünya çapında ün kazandı. O zamandan beri gizemli göz, bilim adamlarının peşini bırakmadığı, araştırmalar yaptıkları yer oldu. Sevgili merak yolcuları, bunca yıldır bozulmayan bu yapının doğası nedir? Burası eski bir göktaşının düştüğü yerse, kraterin kendisi nerede? Ve neden etkinin izleri tespit edilmiyor? Çöl izleri, uydular tarafından kaydedilen ve bazen arkeologlar tarafından keşfedilen kumların altına gömülü şehirler ve tüm medeniyetler hakkında da sessizdir. Bir zamanlar hayat çok hareketliydi burada. Kaleler dikilmiş, tarlalar hasat edilmeyi ve otlaklarda hayvanlar otlatılmayı bekliyordu. Burada vahşi hayvanlar av aramak için dolaşıyor ve nehirlerde sıçrayan balıklar yaşıyordu. Ama her şey değişti artık. Çöl tamamen yaşanmaz hale geldi. Sahra'nın uçsuz bucaksız genişliğini keşfetmeye çalışan herkes, kızgın güneşin ve kum fırtınalarının gücünü hisseder. Kim bilir, belki de sıcak kum tepeleri altında insan gözünden özenle koruduğu sahra'nın en büyük sırrı hala beklemektedir. Bu sırrın ne olabileceğini düşünüyorsunuz merak yolcuları? Yorumlarda bize düşüncelerinizi yazar mısınız? Beğeniniz ve aboneliğiniz her esintiden daha iyi olacaktır. Sıcak çölde yorucu bir yolculuktan sonra. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili merak yolcuları.